akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de 7 sene önce vuku bulan ve birçok noktası halen aydınlatılamayan, birçok noktası halen karanlıkta olan ve iktidar tarafından da kullanışlı bir aparat haline getirilen bir hadiseye mercek tutacağız. 6-7 Ekim Kobani olayları. Hatırlayacağınız üzere IŞİD barbarlığının zirve yaptığı dönemlerde 2014 yılında Suriye'nin kuzeyinde küçük bir kasaba. O zamana kadar dünyadaki ve ülkemizdeki birçok insanın ismini dahi duymadığı, haritada yerini gösteremeyeceği bu küçük kasaba Kobane IŞİD tarafından kuşatıldı. Ve IŞİD tarafından kuşatılmasıyla birlikte de bir direniş başladı. Ve bu direnişle de bütün dünyanın gözü bu alana çevrildi. Hatta dönemin başbakanı, günümüzün cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durumu Kobane düştü, düşüyor diyerek tanımladı. Tabii sonrasında yaşanan gelişmeler sonucu Kobane düşmedi. Kobane hala ayakta duruyor. Ancak Türkiye'de bir takım protesto gösterileri başladı. Dönemin hükümetinin Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gönderilmek istenen, Kobane'ye destek olarak gönderilmek isteyen güçlerin geçişine izin vermemesi üzerine ülkenin belli bir bölümünde protesto gösterileri başladı. Daha sonra bu protesto gösterileri bir nevi bir iç savaşa dönüştü. Kimi kaynaklara göre 39, kimi kaynaklara göre 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Ve hala bu protesto gösterilerinin nasıl bu hale geldiğine yönelik soru işaretleri ortada duruyor. Bu olaylardan 7 yıl sonra HDP yöneticilerine ve HDP milletvekillerine yönelik ağır cezalar istenen bir iddianame hazırlandı. Ve bu iddianameye dayalı dava önümüzdeki pazartesi günü başlayacak. Konuşmamın başında da söylediğim gibi iktidar tarafından bu olaylar çok kullanışlı bir aparat haline getirildi. HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın içeride tutulmasından, HDP'li vekillerin dokunulmazlık fezlekelerine ve nihayetinde HDP'ye açılmak istenen kapatma davasına kadar birçok konuda Kobane olayları, Kobane iddianamesi dayanak yapıldı. İşte tüm bunları, iddianameyi, kapatma davasını, yaşananların iç yüzünü, karanlıkta kalan noktaları HDP Grup Başkan Vekili Sayın Meral Danış Beştaş'ta konuşacağız. Meral Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Partinizin grup toplantısıyla başlamak istiyorum. Eş Genel Başkanınız Sayın Mithat Sancar önemli bir belgeyi açıkladı grup toplantınızda. Aslında kendisinin de söylediği gibi gizli yollarla ele geçirmedik, dosyada unutulmuş bir belge dedi. Hukuk tekniği açısından da tuhaf bir belgeydi bu açıkçası. Siz aynı zamanda siyasetçi kimliğinizin yanında hukukçusunuz da. Benim bildiğim savcılık makamı kolluk kuvvetlerine talimat verir. Ama bu belgede kolluk kuvvetlerinin savcılık makamına talimat verdiği görülüyor. Hem bu duruma dair yorumunuz nedir, hem de açıklanan belgenin detayları nedir, önemi nedir? Bununla başlayabilir miyiz? Bunu bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Bizi izleyenlere de sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Açıklanan belge aslında dünyanın neresinde açıklansaydı tam bir skandaldı. Her zaman söylediğimiz üzere bu tartışılırdı. Bu belgeyi kim yaptı, neden yaptı, buraya neden geldi. Fakat maalesef muhalif medya dışında belge yeterince tartışılmıyor. Sözünü ettiğimiz metin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2018 yılında hazırlanan ve dosyada bulunan bir metin. Yani herkese açık bir dosya neticede ve o metnin muhtemelen unutulmuştur. Öyle tahmin ediyoruz. Çünkü belgenin dosyaya bir katkısı yok. Zira tam tersine, yani bu belgeyle kolluğun amiri olan içişlerinin diğer boyutuyla yargı mekanizmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve hukuka nasıl müdahale ettiğini bunu ispatlayan bir belge aslında. Suç diye tanımlayacak olursak suçüstü
bir anlamda yakalandıkları bir belge. Orada parti kapatmasından vekillerin dokunulmazlıklarının tanınmamasına, dosyadaki değerlendirmeye, hukuki sonuca neredeyse karar verecekler. Hani vallahi biz değerlendirdik, emniyet olarak şu 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 maddelerden cezalandırılması gerekiyor bu isimlerin diyecek noktaya kadar hazırlanan bir belge. Bu işte hukuk devleti olunmadığının resmi aslında. Yani biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Hukuk devleti olmakla bu belgede, bu davada, bu kapatma tartışmaları da kesinlikle yan yana konulamaz. Çünkü bağdaşmıyor. Bu her şeyden önce anayasal bir devlet olduğunu iddia eden Türkiye'de demokratik bir cumhuriyet olduğunu, cumhuriyetle yönetildiğini, demokrasiyle yönetildiğini söyleyen bir ülkede bu belgelerin yeri olmaz aslında. Ama maalesef anayasasız bir dönemdeyiz, hukukun olmadığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle işte emniyetin bir birimi milyonlarca oy alan Türkiye'nin 3. büyük partisini, 2. muhalefet partisini kapatmaktan milletvekillerinin gözaltına alınmasına kadar ve dediğim gibi karar açıklayıcı, ya hüküm verene kadar bir belge yazıyor ve bunu savcılığa gönderiyor. Evet. Yani adeta emniyet savcılığa talimat veriyor. Hani kameraların gözü önünde verilen talimatları biliyoruz. Hani herkes bunu biliyor ama asıl talimatlar perde arkasından veriliyor aslında. Asıl hukuksuz işlemler gizli gizli yapılıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu belgeye henüz bir açıklama gelmedi. Eş genel başkanımız da grup toplantısında açıkladı. Doğrusu açıklanacak bir tarafı da yok. Savunulacak bir tarafı da yok. Yani bu belgeyle aslında Kobani davasının bir dava olmadığı ortaya çıktı. Hani savcılığın işte hukuka uygun delil bulduğu ya da araştırma yaptığı, yani gerçekten ortada bir iddianın olup olmadığı, bütün bu verileri tamamen sahte, yaratılan siyasi yargıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir emniyetin, bir biriminin üstelik hazırladığı ve talimat içeren belgesi çok vahim, öyle söyleyeyim. Bu yazışma, daha doğrusu talimat, yazışma demek yanlış, talimat görünüyor. 2018'e ait, o döneme ait bir yazışma. Şöyle söyleyebilir miyiz, Kobane iddianamesi, Kobane olay, Kobane protestosu olayları demek daha doğrusu aslında. Kobane protestoları diyoruz biz. Kobane protestoları diyelim. Bu olaylar daha sonra açılmak istenen, partinize yönelik açılmak istenen kapatma davasına da dayanak yapıldı. Yani 2018 yılından itibaren partinizin kapatılması bir takım mahfillerde tasarlanmış diyebilir miyiz bu belge üzerinden? Çünkü dokunulmazlıkları tanımayın diyor. İleride bu suçlar anayasaya aykırılık oluşturur ve parti kapatmayla neticelenebilir diyor. Sanki 2018 yılından itibaren ilmik ilmik HDP'nin kapatılması planlanmış gibi. Ne diyorsunuz bu duruma? Yani tabii ki bunlar dün basınla buluşmamda da söylemiştim. Tekrar etmekte bir zarar yok. Bunlar organize işler. Bunlar planlanan meseleler. Yani öyle kendiliğinden yaşama geçmiyor. Çünkü Kobani protestoları 2014 yılında oldu. Ekim ayında oldu. Hatta sadece Ekim ayında değil, Eylül ayından itibaren dünyanın ve Türkiye'nin birçok merkezinde Kobani ile dayanışma etkinlikleri yapıldı. IŞİD'e karşı sivil halkın yanında duruldu. Ve bu protestolar hiçbir şekilde suç olarak nitelendirilemez. Çünkü talep çok netti. İktidardan Kobani'ye bir insan koridoru, yardım koridoru açılması ve bir katliamı önleme çağrısı vardı. Bir kere bunu not edelim. 2014 yılında açılmayan soruşturma 2015 yılında açıldı. 5,5 yıla yakın bu dosyanın kapağı açılmadı. Dosya üzerinde gizlilik kararı yoktu. Ve Kobani ile ilgili suçlamalar, iddialar da biliyorsunuz başlamamıştı. Neticede ben 3. dönemdir, yani 2015'ten bu yana parlamentodayım. Ne zaman ki 2018 yılında, aslında bunların hepsi zamanlama olarak da dikkat çekici. Mesela 2018 yılında Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı oldu. Evet. Ve Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra dosyanın savcısı değişti. Bunu açıkladık aslında. Dosyanın savcısı değişince dosya üzerinde gizlilik kararı alındı ve yeni isimler dosyaya dahil edildi. Aynı tarihlerde
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de başka bir çalışma yürütüyor. İşte parti hakkında kapatma hükmü veriyor. Vekillerin dokunulmazlıklarını kaldırıyor. Yani bütün kurumların yetkisini kendinde toplayan bir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü var. Ve Erdoğan bu Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Edirne'den aday olan Demirtaş'a yönelik, partimize yönelik, farklı isimlere yönelik sürekli bir şekilde bir propaganda yapıyor ve bunu Kobani protestoları üzerinden yapıyor. Siyaset, yargı ve emniyet aslında el ele, hani bunu bir deyim yerindeyse sizin ifadenizle, bir hazırlık yapıyor. Hani bugüne kadar, gelinceye kadar. Bu da yetmiyor. 2019 yılında Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında ikinci kez aynı iddiadan tutuklama kararı veriyorlar. Tahrik fiili, yani suç işlemeye tahrik fiili bir anda devleti bölme fiiline dönüşüyor ki bu imkansız. Yani hukukta böyle bir şey olamaz. Ve işte bugüne kadar geliyor, bizim ifade veren MYK üyelerimiz, talimatla ifade veren, kendileri bizzat gidip savcıya ifade veren MYK üyelerimiz şu anda cezaevinde. Beyza Üstünden, Ali Ürküt'e, Nazmi Güre, Ayhan Bilgen'e, işte Bircan Yorulmaz'a, birçok arkadaşımız gidip ifade vermişti. Ve savcılık bir tek gün bunları aramadı, sormadı. Ve daha da önemlisi, bu Kobani protestolarında ölen, bizim tespitlerimize göre 43 kişi var. Bunların 27'si kesin HDP'li. Yani partimizin üyesi, yöneticisi. Diğerleri de Hüdaparlılar dışında, çoğu Kobani'ye dayanışma gösterip sokağa çıkanlar. Ve bu iktidar bu cinayet faillerini aramadı, sormadı, bulmadı, soruşturmadı. Aradan 6 yıl geçtikten sonra partimizi siyaseten tasfiye etmek için böyle bir kendince şey yaptı, adım attı. Ama bunun kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Bu bugün bir yazarın sözü çok dikkat çekiciydi ve ben de benimsiyorum. Bu siyaseti yasaklama davasıdır aslında. Yani siyasi olarak söylediğimiz sözlerin, söylenen ifadelerin ya da herhangi bir fiilin ileride iktidarlar tarafından sizi yasaklamaya, yargı kullanılarak üstelik, emniyet kullanılarak yasaklama girişimidir. Yani bir tweetten, partinin genel merkezinin hesabından atılan bir tweetten böyle bir dava üretmek hakikaten akılları zorluyor. Yani hani aklın sınırları zorluyor. Meral Hanım, ahim kararına da bir atıf yapmak gerekirse, son açıklanan Demirtaş kararında demokratik protesto çağrısının bir hak olduğunu, ne Demirtaş'a ne HDP'ye bu yaşanan olaylar ve ölümlerden dolayı bir sorumluluk yüklenemeyeceğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten söyledi ve açıkladı. Tutuklamaların da siyasi gerekçelerle yapıldığı ve adeta AHİM'in kararlarının arkasından dolaşmak için yapıldığına yönelik gerekçeli karar açıklandı. Sayın Sancar'ın salı günkü konuşmasında bir husus daha var. Hem Kobane iddianamesine hem de daha önce kapatma davası iddianamesine dair karanlık dehlizlerde kumpas oyunlarıyla hazırlanmış ve savcılara tevdi edilmiştir dedi Sayın Sancar. Burada kastedilen partinizin ısrarla kapatılmasını talep eden Devlet Bahçeli'nin genel başkanı olduğu Milliyetçi Hareket Partisi midir mesela? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kobane iddianamesinde de HDP'nin kapatılması iddianamesinde de rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Yani rolü olduğunu düşünmekten ziyade bunu her gün kendileri söylüyorlar zaten. Yani bütün Türkiye'ye ilan ediyorlar. HDP'nin kapatılması, HDP'ye yönelik kullanılan dil, üslup aslında MHP'nin bütün bu meselelerde AKP ile beraber başrolde olduğunu gösteriyor. Yani ikisi ortaklaşa yapıyor. Yalnız bu meselede ıskalanmaması gereken en önemli nokta, bu sadece MHP'nin işi değil. Yani MHP tek başına bu davayı aştıramaz. Yani MHP ile AKP'nin ortak aklıdır bu. MHP bunu söyleyen, AKP uygulayan ya da birlikte uyguladıkları bir şey haline geldi. Uygulama haline geldi. Zaten Bahçeli aylar önce Kobani iddianamesini kendi Twitter hesabından kendisi yazmış gibi açıkladı zaten. Yani Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın duruşma günlerini verecek kadar bir açıklama yaptı ve bunun kapatmaya sebep
olacağını, daha doğrusu bunu talep ettiğini ifade etti. İşte biz yargı bağımlı ve taraflı derken tam da bunu söylüyoruz. Yani iktidardaki iki parti başka bir partiyi rekabet edemedikleri, yenemedikleri, siyasetten silemedikleri bir partiyi yargıyı kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. Yani onların geçmişte işte Erdoğan'ın bir yattığı birkaç aylık bir süre vardı bir şiirden dolayı. Hala onun ekmeğini yiyor. Hala mağduriyet edebiyatı yapıyor tarih gelince yıl dönümlerinde. Özel bir hapishanede Pınarhisar cezaeviydi yanlış hatırlamıyorsam. 5 ay yattı. Hatta öyle bir yatıştı ki kendi yakın koruması Hasan Yeşildağ da onunla birlikte içeri girmişti. Evet yani ben çocuktum galiba o yattığı zaman. Hala bu yatışla ilgili şeyi duyuyoruz. Hala bitmedi. Yine kendileri hakkında kapatma davası açılmıştı. Her fırsatta bunu hatırlatırlar. Evet. 367 meselesini hatırlatırlar. Ama aynısını değil çok daha ağırını partimize yaparken yani hiç mi rahatsız olmuyorlar, merak etmiyor değilim. Hani insan olarak en azından vicdani olarak ya da etik olarak. Sonuçta hani siz mağduriyetten bugün en büyük zalime dönüştünüz. Hani evet. Zulüm üzerine bir politika yürütüyorsunuz ve kendi sözlerinize 180 derece zıt bir siyasi hat izliyorsunuz. Bunu onlara aslında sık sık hatırlatmak lazım diye düşünüyorum. Meral Hanım, yanlış hatırlamıyorsam Kobane olaylarının aydınlatılmasına yönelik olarak 9 defa mecliste araştırma komisyonu 9 değil mi? Doğru hatırlıyorum. 11 defa. Yanlış, ben geride kalmışım hatta. 11 defa araştırma komisyonu kurulmasına yönelik teklifleriniz oldu. Her seferinde bu önerileriniz boşa çıkartıldı. Aslında bu komisyon kurulsa olaylar aydınlatılabilecekti. Maksat eğer olayları aydınlatmaksa. Neden karşılık bulmadı? Olaylarda bir takım paramiliter güçlerin olduğuna dair iddialar ve izler var. Bunların açığa çıkmasından mı korkuldu acaba? Bu girişimlerinizin boşa çıkartılmasının sebebi nedir sizce? Ya tabii ki 11 araştırma önergesi verdik. Çok sayıda sonu önergeleri verdik. Araştırma önergelerimizin tamamı AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yani biz hiçbir şeyden çekinmiyoruz bu konuda. Kobani protestolarında ne oldu, kim ne yaptı, cinayetler nasıl işlendi, emniyet ya da kolluk ya da her jandarma neyse ilgili birimler gerekli önlemleri aldı mı, yargı neden görevini yapmadı, siyasetin rolü nedir? Bütün bunları biz istiyoruz araştırılmasını, kaçan onlar. Bunu tabii ki şunu da gözetmek lazım. O dönem çözüm süreci vardı. Hı hı. Ve biz iktidarla sürekli bir görüşme halindeydik. Yani hatırlanacak olursa yani Davutoğlu başbakandı ve Demirtaş sürekli bir şekilde kendisiyle iletişim halindeydi. Zaten savunmalarında bunu söyledi. Yine Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken o dönem İmralı'dan Abdullah Öcalan'dan not iktidar tarafından getirilip kendilerine verildi. Sonra Demirtaş bunu kamuoyuna açıkladı. 25 ay sonra Dolmabahçe mutabakatı imzalandı. Yani ortada eğer gerçekten bir suç varsa burada AKP nasıl kurtuluyor bu suçtan? Yani bir de öyle bir mesele var. Meral Hanım, bu noktaya da geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Çünkü bu önemli bir konu, sizin de temas ettiğiniz yer. Ama ben biraz daha iddianameden devam etmek istiyorum. Sizler ve hukukçularınız temelsiz ve zayıf olduğunu söylüyor. Birkaç örnek ve detay vermenizi rica edeceğim bu konuyla ilgili. Mesela benim incelemelerimde Sayın Demirtaş'ın adını taşıyan sahte bir Twitter hesabından atılan 3 tweet çok önemli bir delil konumunda iddianamede. Bu bile aslında bir zayıflığın göstergesi. Bu zayıflığa ve temelsizliğe dair, iddianamenin içeriğine dair birkaç detay verebilir misiniz acaba? Tabii ki. Yani bu tweet'i şöyle söyleyeyim. Neredeyse iddianın temel dayanaklarından biri bu. Ve tweet kendisine ait değil. Tweet kapatılmış, mavi tikli, yani onaylanan bir Twitter hesabı var, milyonlarca takipçi. Bu zaten yayınladığımız kitapçıklarda da var. Ayrıca Selahattin Bey ayrıca bir kitapçık avukatları aracılığıyla bastı ve kamuoyuyla paylaştı. Diğer bir mesele örneğin Demirtaş'ın Mürşit Pınar'dan döndükten sonra
yaptığı konuşmayı talimat üzerine yaptığı iddia ediliyor. Ve konuşmanın üç cümlesi, biz size yalvaracak değiliz, bu bir yalvarma değildir şeklinde iki cümle söylüyor. Bu konuşma bir bütün aslında. Yani bütün izleyicilerimize hani bu konuşmanın tamamını izlemelerini öneririm. Buradaki mantıksızlık, bir konuşmayı bölüyorlar. Konuşmada bir talimat alma ya da talimat verme gibi bir durum yok. Tam tersine tarihsel ittifak ve kardeşlik vurgularıyla dolu bir konuşma ve Kobani ile Suruç'un kardeş olduğunu, Türklerle Kürtlerin birlikte hani bütün meselelerin üstesinden gelebileceğini söyleyen bir konuşma. Komik olan şu, o dönem Demirtaş sürekli Kandil'e gidip geliyor. Yani kendisi gidip geliyor zaten. İmralı heyetiyle beraber talimatı gizli tanık diyor ki örgüt işte bilmem aracı kullanarak gönderdi. Ya talimat vermek istese yüz yüze görüşüyor. Niye başkasını göndersin? Başka bir gizli tanık diyor ki Kamuran Yüksek talimatı getirdi. Kamuran Yüksek o dönem DBP'nin eş genel başkanı. Zaten birlikte çalışılıyor. Bunun dışında Demirtaş'ın Yüksekdağ'ın mahkeme savunmaları, mahkemede yapmış oldukları savunmalar iddianamede delil olarak kullanılıyor. Savcılık onları istemiş. Daha da vahim olan hukuken önce tutuklanmışlar sonra tanık bulunmuş. Yani 2010 yani tutuklandıktan bir yıl sonra tanık bulduk demişler ve savcı adeta ilan vermeye çıkmış. Neredeyse gazetelere ilan verecek. Bu dosyaya delil arıyor çünkü ve delil yok. Hani dosyada böyle bir delil yok. Dosyanın en tipik özelliği şu. Ya ölümlerden, yaralanmalardan, mal kayıplarından, can kayıplarından sorumlu tutulan bir iddianame var. Yani HDP'nin tek bir tane fiile dair delil yok. Yani şu isim şunu vurdu. Ya da hani illiyet dediğimiz bir otopsi raporu yok. Ama bir yaralama raporu yok. İlginç bir şey var. Mesela iddianamede asker kurşunuyla hayatını kaybeden de var. O da partinizle ilişkilendirilmiş. Vuran belli. Hani ama zaten buradaki öldürmüş. Oğlunu öldürdü. Hakan Buksur HDP'ye yükleniyor. Yani bize bu iddianameyle HDP'lileri öldürdü demeye getiriyorlar. Yani sonuçta kendi arkadaşlarımız öldürülmüş, faili bulmamışlar, yargılamamışlar. Bizi o olaydan yani partimizi sorumlu tutuyorlar. İddianame tekrarlarla, örgüt tarihiyle, illiyet kurulmadan tamamen aynen şey AYM'nin iade ettiği zaten aynısı hemen hemen. Böyle salapati, alelacele hazırlanan sadece siyasi bir metin aslında. Hukukla bir ilgisi yok. Sayın Beştaş, pazartesi günü başlıyor. Öyle ya da böyle. Ortada delil yok. Sahteliği ispatlanmış bir Twitter hesabından atılan 3 tane tweet en temel delil olarak gösteriliyor. Ama sonuç itibariyle başlıyor dava. Partinizin eylem planı nedir? Pazartesi gününden itibaren. Davayla ilgili. Yani orada olacağız her şeyden önce hepimiz, bütün grubumuz, eş genel başkanlarımızla beraber pazartesi günü Sincan'da olacağız. Bu konuda uluslararası heyetler, yani içeriden çok sayıda katılım talep eden STK'lar, odalar, sivil toplum örgütleri olacak. Aileler olacak. Yani pandemi sebebiyle biz geniş bir çağrı yapmadık. Yani kitlesel bir katılım için. Yani lebalep bir dava olmayacak diyebiliriz. Lebalep bir dava olmayacak yani. Lebalep yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yani arkadaşlarımızın sağlığı da önemli. Buna özen göstereceğiz. Yani hani sağlık koşullarına da. Ama pazartesi günü yani basına çağrı yapacağız. Sabah eş genel başkanlarımızın bir açıklaması olacak girişte. Tabii ki bu davaya ilişkin. Ve sonrasında avukatlardan aldığımız bilgiye göre önceki dönem eş genel başkanlarımız Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ilk sanırım savunmaları yapacaklar. Yani usul en azından buna ilişkin sözleri kuracaklar. Ve sonrasında hani ben de bilmiyorum avukatların işte orada tutuklu arkadaşların savunmalarıyla ya da beyanlarıyla devam edecek. Ama arkadaşlar tutuklu demek istemiyorum. Rehin tutulan HDP'liler bütün gerçekleri açıklayacaklar. Hani bu davanın ne kadar temelsiz, ne kadar mesnetsiz ve ne kadar siyasi temellere dayalı
zaman, mekan, her şeyi bütün açıklığıyla ortaya koyacaklarına inanıyoruz, biliyoruz. Orada yargılanmayacaklar, yargılayacaklar. Yani çünkü neticede burada bir yargılanma durumu yok HDP'nin. Yani bizim suç ve suçla ilişkilendirilmemiz tamamen siyasi iktidarın yargıyı elinde bulundurmasından kaynaklı ve siyaseten bizimle bize cevap veremediği için yaptıkları fiiller o yönüyle biz tabii ki herkesi bu davayı izlemeye, dayanışmayı büyütmeye davet etmek istiyoruz aynı zamanda. Biz de basın olarak, Artı TV olarak davayı yakından takip ediyor olacağız. Kobane davasının en önemli dayanağını oluşturduğu ve kısa süre önce AYM tarafından Yargıtay'a iade edilen bir iddianame var. Siz de biraz önce söylediniz. O iddianamede çözüm süreci döneminde devletle koordineli yapılan bir takım faaliyetler partinizin mensupları tarafından çözüme yönelik, Kürt sorununun çözümüne yönelik yapılan bir takım faaliyetler devletle koordineli şekilde suç kapsamında gösteriliyor. Adeta çözüm süreci mahkum ediliyor. Ancak sizin de biraz önce söylediğiniz gibi çözüm sürecini HDP tek başına yürütmedi. Mesela Sırrı Süreyya Önder mektubu tek başına getirmedi. Çözüm sürecinin bir de diğer tarafı var. Bu tarafta AKP hükümeti. Olası bir iktidar değişikliği durumunda AKP kendini de otomatikman sanık yapmış olmuyor mu bu durumda? Ya bunun farkında değil ya da ömür boyu iktidarda mı kalacağını düşünüyor? Buna dair yorumunuz nedir? Yani bunu çok tartışmak lazım açıkçası. Hakikaten bu kadar öngöremezlik kabul edilemez. Yani bir kere çözüm sürecini biz savunuyoruz HDP olarak. Arkasındayız. O dönem yapılan işlerin, çağrıların ve barış iradesinin kesinlikle doğru olduğunu ve bugün de olması gerektiğini savunuyoruz. Ve çözüm sürecinin kesinlikle ne bizim için, HDP için, ne de iktidar için bir yargılanma konusu olmaması gerektiğini, olamayacağını söylemek istiyorum peşinden. Çünkü sözler yanlış yorumlanıyor. Yani birileri hadi siz de o zaman vardınız, suç işlediniz falan. Çözüm sürecini yürütmek, taraf olmak, bu konuda iş yapmak suç değil. Tam tersine Türkiye'de 84 milyon yurttaşın geleceğine yapılabilecek en büyük yatırımdır. En büyük çözüm gücüdür ve hani demokratik bir Türkiye'yi kardeşlik içinde, gerçek kardeşlik içinde yaratmanın çabasıydı. Bir kanun var aslında çözüm sürecindeki çalışmaların suç olamayacağı. Fakat nedense bu kanun sadece AKP'lileri koruyor, HDP'lileri korumuyor. İdris Baluken cezaevinde hala, Selahattin Demirtaş hala cezaevinde, Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı. İşte ben bütün geceyi Efkan Alan'ın odasında geçirdim dedi. Yani ifadelerini okudunuz mu bilmiyorum. Efkan Alan Kobani... Bursa Milletvekilliğine devam ediyor. Evet, yani hala devam ediyor ve sanırım MKYK'ya girdi mi emin değilim. Girdi. Parti içinde de bir göreve geldi tekrar. Evet. Demem o ki şu, çözüm sürecini buraya koyuyorum. Suç değil ve biz bugün de savunuyoruz. Ama diyelim ki siz bunu buradan, bizi buradan yargılarsanız siz de bizimle sanıksınız o zaman. Kendinizi yargılıyorsunuz. Yani o iradeyi yargılıyorsunuz. Yani savcılar onlara komplo mu kuruyor? Anlamadım. Yargıtay Başsavcılığı çözüm sürecini, İmralı günlüklerini oraya koyarken orada kamu güvenliği müsteşarlığının olduğunu bilmiyor mu? O notların cezaevi yönetimi tarafından bakanlık kanalıyla geldiğini bilmiyor mu? O notların HDP'liler tarafından dışarı çıkarılmadığını bilmiyor mu? Hatta Öcalan ve bizim heyetin fotoğraflarının da resmi kanallardan bize geldiğini bilmiyor mu? Bence bilmemesi mümkün değil. Yani bu nedenle bu çok sıkıntılı bir mesele. Yani iktidar açısından bir an önce bence akli selime gelmeleri lazım. Hani mantıken ve Türkiye'nin yakın tarihi geçmişini gözeterek ve hukuk dışında hiçbir seçeneğin olmadığını bilerek hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bu mesele tutukluluğa ve yargılanmaya varamayacak kadar hayati bir meseledir. Yani hepimizin hukuk güvenliği, kişi özgürlüğü için çok önemlidir. Bugün hala insanlar ölüyor ve bu ölümleri durdurmak siyasetin elinde. Siyasetin sorumluluğunda aynı zamanda. Biz o zaman sorumluluk aldık parti olarak. Bugün olsa yine alırız.
savaş siyasetiyle kesinlikle bu ülke hiçbir yere gidemez. Barış siyaseti hepimizin ihtiyacı. Evet, iktidar partisinin bir nevi bu süreci kriminalize edip, kendisinin de başat aktörü olduğu bu süreci kriminalize edip, kendisini de gizli sanık durumuna düşürdüğünü fark edip, hukuka dönmesinde kendileri için de bir geleceğe dönük fayda görünüyor. Yayınlanan tüm anketlerde iktidar bloğunun oylarının eridiğini görüyoruz. Parti bazında baktığımızda AKP hala birinci parti. Ama Cumhur İttifakı bir yerde ve muhalefet bir yerde olarak baktığımızda, işte Millet İttifakı ve diğer muhalefet partileri, muhalefet bloğunun oylarının daha üstte olduğunu görüyoruz. Bu da muhalefetin aslında bir arada olduğu takdirde bir anlamı olduğunu, parça parça muhalefet edildiği takdirde yine iktidarın aslında iktidarını koruyabileceğini gösteriyor. Bu süreç zarfında gerek fezlekeler, gerek kapatma davası, işte gerek Kobane iddianamesinin tekrar ısıtılıp önünüze konması sürecinde muhalefet partilerinden gerekli, kendileri için de gerek olan dayanışmayı ve desteği gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Çünkü bir arada bir şekilde ilkesel de olsa, taktik de olsa muhalefet bir arada bulunmadığı takdirde görünen o ki, bırakın iktidarı değiştirmeyi, sandık güvenliğini bile sağlayamayacak. Bu çerçevede HDP'ye gerekli destek ve dayanışma muhalefetten geldi mi? Yani bunu bir HDP üyesi olarak yorumlamam zor. Hani gerekli mi kadar geldi mi gelmedi mi? Aslında bunu daha çok kamuoyunun takdir etmesi gerekiyor. Şüphesiz muhalefet çok daha atik, çok daha hani net tutumlar gösterebilir. Ayrıca biz bir yardım beklemiyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Destek de değil amacımız. Sadece dayanışmadır aslında. Yani mevcut olası tehlikelere karşı hani şöyle bir söz vardır. Herkes kendisi için mücadele eder. İnancı için, değerleri için. Yani biraz da kendileri için, Türkiye'nin geleceği için ve partileri için de bu konuda her şeyi görüp ona göre davranmaları gerekiyor. Çünkü hani konuşmadık ama bugün bize, yarın başkasına. Şu anda Türkiye'de Kürtlerle başladı terörist olmak, Alevilerle devam etti, HDP ile devam etti. Şimdi herkes terörist, yani iktidardan yana olmayan herkes terörist. Yani o meşhur rahip meselesini hatırlatmaya gerek yok. Yani bu bir yardım talebi değil asla. Yani HDP'nin yardıma ihtiyacı var, aman yardım dileniyor gibi değil. Bu hepimizin meselesi. Bir kere hukuksuzluk hepimizin meselesi. Bu nedenle hepimizin elimizi taşın altına koymamız lazım. Bugün bize Kobani davası açılıyor. Yarın başka bir partiye başka bir dava açılır. Yani bu tarihsel deneyimlerimizle sabittir. Yani siz basın organı olarak, diğeri STK olarak, partiler parti olarak bu demokrasi mücadelesini yürütmezlerse bu ülkeye demokrasi getiremeyiz. Yani herkes bulunduğu yerden rolünü oynaması gerekiyor. Rol yeterli mi değil mi? Onu ben hani HDP'nin sözcülerinden biri olarak değerlendirmek istemiyorum ama ben yeterince bu konuda net bir tutum sahibi olunmadığını düşünüyorum. Hani daha net, daha kesin bir dille mesela bu davaya karşı ya neden susuluyor? Açıkça siyaseti yasaklama davası. Açıkça. Yani bir partinin bir meselede, dünyanın taraf olduğu bir meselede üstelik, uluslararası koalisyon güçlerinin bile canhıraş bir şekilde Kobani'yi kurtarmaya çalıştığı bir tarihsel iklimde, biz de partimizde bir dayanışma tweet'i atmış, yani protesto daha doğrusu, demokratik protesto tweet'i ve hala üst düzeyde muhalefet partilerinden bu bir suç değildir, burada siz siyasi bir davayla HDP'yi yargılıyorsunuz sözünü duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Yani böyle satır aralarında işte öyle biraz kemkümle geçiştiriliyor ama bu geçiştirilecek bir mesele değiliz. Değildir. Biz Türkiye'nin ikinci muhalefet partisiyiz ve dediğim gibi burada bizi değil kendilerini korusunlar. Hani şunu kastediyorum. Bu mücadeleyi herkes kendisi için yapıyor. Biz bu ülkede hepimiz demokrasi istiyorsak, hepimiz demokrasi mücadelesine
kararlı, istikrarlı ve büyük bir cesaretle yürütmek zorundayız ve bu bedel ödemeyi gerektiriyor. En büyük bedeli ödüyoruz. Ödemeye de devam ediyoruz ve bundan kaçınmıyoruz. Meral Hanım, kapatma davasına yönelik iddianame iade edildi bildiğimiz üzere. Kapatma davasının tekrar açılması ihtimali yakın dönemde sizce var mı? Partinin bence yok. Yok. Bence yok, çünkü o iddianamenin iadesi metni çok önemli bir metin. Anayasa Mahkemesi'nin karar, yani verdiği iade kararı. Orada ne odak olma var, ne illiyet var, ne teknik koşullar var, ne de içerik var. Yani bu tamamen hani dediğim gibi alelacele, yani bir anlamda bu işi de yapmış olalım gibi açılan bir davaydı. Olması gereken kesinlikle bir daha bunun gündeme gelmemesi ve tabii ki Kobani davası başta olmak üzere tutuklu bütün arkadaşlarımızın serbest bırakılması. Ama %100 olmaz mı derseniz, onun garantisi yok. Yani Türkiye'deki siyasal iklimin hani ne zaman neye evrileceğini dünya gibi kestirmek zor. Ama bunun AKP blokuna, yani AKP ve MHP blokuna hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyeyim. Onlara kötü haber vereyim. Yani HDP kapatılamaz. Hakikaten kapatılamaz. Yani biz son ana kadar, son kişiye kadar HDP'yi savunacağız. Ve HDP hangi şekilde olursa olsun seçmenlerini yalnız bırakmayacak. Halkı yalnız bırakmayacak ve yoluna devam edecek. Yani bunu bilmeleri gerekiyor. Bildiklerini varsayıyoruz. Bu yüzden bir daha olmayacağını düşünüyorum. Anladığım kadarıyla yaşayıp göreceğiz. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de olmaz olmaz diye bir şey yok. Ne yazık ki tecrübelerimiz bize bunu gösteriyor. AKP'den kopan yeni partilere dair bakış açınızı da merak ediyorum açıkçası. Geçenlerde yakın bir zamanda katıldığı bir televizyon programında Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan olası ittifaklara dair konuştu. Ve HDP de dahil olmak üzere, Cumhur İttifakı'nın iki partisi hariç HDP de dahil olmak üzere bütün muhalefet partileriyle diyaloğa hazır olduklarını açıkladı. Ve hatta diyalog halinde olduklarını açıkladı. Aslında bu gayet normal bir şey, çünkü siyasi parti temsilcilerinin birbiriyle diyalog kurması olağandır demokrasilerde. Sizin partinizin de üçüncü büyük parti olduğunu düşünecek olursak, Babacan'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İleriye dönük olarak tabii biraz zaman var ama ilkesel bir ittifak içinde Babacan ve onun partisiyle bir görüşmeniz olabilir mi? Genel olarak değerlendirmeniz nedir? Yani şöyle söyleyeyim, yok böyle bir gündemimiz yok. Ama biz bütün ya ittifak anlamında, bizim şu anda birileriyle ittifak kuralım, işte şu olsun bu olsundan ziyade demokrasi cephesini, bariyerini büyütme. Yani bu konuda demokratik güçleri hakikaten birleştirme demeyeyim de yan yana durma noktasında çağrılarımız oluyor bunu sürekli. Zaten Sayın Babacan da dahil, Deva Partisi, Gelecek Partisi, CHP, Saadet, yani hepsiyle görüşüldü. Eş genel başkan düzeyinde heyetlerimiz görüşmeler yaptılar ve bu görüşmelerden asla kaçınan taraf olmadık, olmayacağız. Biz de diyaloğa açığız. Zaten Ali Babacan'ın söylediği de diyalog meselesi. Yani konuşabilme, önümüzdeki günler ne gösterir, nasıl olur onu bilemiyorum. Ama şu anda yani HDP olarak tek başına barajı aşan, bu mücadeleyi yürüten bir konumdayız. Ama tabii ki dediğim gibi yani bu açıklamalar olması gerekendir. Sayın Babacan'ın söylediği zaten demokratik rejimlerde partilerin birbiriyle iletişim ve diyalog içinde olması gerekiyor. Bu ama tabii ki bunu tümüyle önemsiz anlamında söylemiyorum. Zaten görüşüyoruz, yani diyalog içindeyiz. AKP ve MHP hani bir ittifak ama yani bizim böyle ön yargılarla falan davranmıyoruz. Deva Partisi'ni de diğer partileri de aman konuşmayız gibi bir yaklaşımımız yok. Hiçbir zaman olmadı. Bunu doğru da bulmayız. Diğer partilere yönelik olarak da böyle bir yaklaşımımız olmadığını söylediniz.
Ahmet Davutoğlu çözüm sürecinin bittiği dönemin başbakanıydı. Aynı zamanda çözüm süreci döneminde de bir dönem başbakandı. Bu yaklaşımınız anladığım kadarıyla Gelecek Partisi ve Davutoğlu için de geçerli. Onlarla da diyaloğa açıksınız. Evet, açığız. Zaten eş genel başkanımız ziyaret etti. Sayın Mithat Sancar heyetimizle beraber ziyaret etti. Bu kamuoyuna da yansıdı. Yani hani şu anda güncel siyasette, yani yaşadığımız dönemdeki siyasi yaklaşımımız gereği zaten Gelecek Partisi'nde bu işin dışında tutmadık diyalog açısından. Yani görüştük, kendileri de görüşmeye açıklar zaten. Ama şunu da unutmamak lazım, Davutoğlu bugün AKP'yi en sert eleştiren partilerden biri. Yani hani liderliğini yapıyor. Umarız gelecek dönemlerde zaten kendisinin başbakan olduğu döneme dair bazı meselelerde aydınlığa kavuşur. O kısmı, yani zamanı gelince herhalde söyleyecektir. O kısmı da takip ediyor olacağız. Bugün bir sohbet esnasında, gazetecilerle yaptığınız sohbet esnasında Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sine yönelik fezlekelere ilişkin bizim de öyle başlamıştı. Önce suç işlemeye tahrik diye başladı. Sonra TCK 302'ye, devletin güvenliğine karşı suçlara kadar geldi. Organize işler bunlar demişsiniz. Açık açık soracağım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ana muhalefet partisine yönelik de bu süreçleri de yaşamış bir partinin grup başkan vekili olarak cevaplandırmanızı rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kapatma davası gelir mi? Bence gelmez. Yani şu bu koşullarda gelmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıpratmak için, yani onları kriminalize etmek için her türlü yöntemi deniyorlar. Zaten görüyoruz bunu. Yani büyükşehir belediyelerinden işte parti MYK'sına soruşturma açmaya kadar, işte bir cümleyi büyütüp günlerce tartışmaya kadar, yani her türlü yöntem kullanılıyor. Hani halk arasında bir deyim vardır, damdan düşen meselesi. Hani biri bir sorunu anlatmadan önce der ki bana bunu yaşayanı getirin. Hani damdan düşen ancak anlar damdan düşen halini. O yüzden dün aslında gazetecilerin sorusu üzerine söyledim. Hakikaten bize de, yani Kobani davasında önce suç işlemeye tahrikten açılmıştı. Sonra 6 yıl sonra başka bir davaya dönüştü. CHP'ye de adım adım böyle fezlekeleri arttırarak, soruşturmaları arttırarak muhalefet etmekten men etme, hani muhalefetsiz bir yönetimle devam etme gibi bir arzuları var. Nedir bu konudaki amaç? Yine siyaseten yarışamıyoruz, yargıyı kullanıyoruz meselesi. Yani bunu asla arzu etmem hiçbir partiye karşı, ne bizim partimize ne başka bir partiye karşı bu girişimleri benimsememiz ya da bunu önermemiz söz konusu bile değil. Çünkü bu yanlış yorumlanabilecek bir mesele, ama bu konuda sonuçta muhalefetin uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım ve iktidarın hedeflerini doğru okuması lazım. O nedenle sarf ettiğim sözler. Aslına bakacak olursak başlangıç, yani sizin partinizin geçirdiği süreçlerin başlangıç aşaması gibi okudum ben sizin sözlerinizi. Sonuçta bu süreçlerin sonunda HDP'ye yönelik bir kapatma davası iddianamesi geldi. İddianame her ne kadar geri iade edilmiş olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu süreç ne kadar sürer bilmiyorum ama bu sizin geçtiğiniz sürecin sonundaki gibi bir iddianame gelebilir mi diye düşünmüştüm. Bence size de gelmeyecek, onlara da gelmeyecek. Yani kapatma, çünkü partilerin sadece binaları kapatılabilir, tabelaları indirilebilir ama partiler kapanamaz. Yani o zihniyet, o ideoloji, o siyasal yaklaşım, hani mücadele perspektifi bitmez. Bu bizim için de söylediğimiz sözler. Bu yüzden CHP ile ilgili böyle bir tartışmaları yoktur bence. Hani başka yöntemlerle bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki, ama daha önce de söyledim, Türkiye'de Demirel'in lafını benimsiyorum. 24 saat uzun bir süredir siyasette. Hani ben şu anki kanaatimi söylüyorum. 24 saat, evet, rahmetli Demirel'e ait önemli bir sözdür. Uzun bir süredir. Sonuç itibariyle size hak vermemek mümkün değil. Sizin siyasi çizginizin ilk partisi yanlış hatırlamıyorsam HEP'ti.
genel başkanı da Feridun Yazar'dı diye hatırlıyorum, merhum Feridun Yazar. Cumhuriyet Halk Partisi 80 darbesinden sonra kapatılmıştı ama sizin de söylediğiniz gibi sadece binası kapatılmıştı. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok ufuk açıcı bir sohbet oldu. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Gündem Özel'de bu akşam konuğumuz HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tı. Pazartesi günü başlayacak olan Kobane davası, HDP'ye yönelik olarak açılmak istenen kapatma davası, ana muhalefetin ve ittifakların durumunu konuştuk. Bizden sonra ana haber var. Hoşçakalın.